da siz sanki bir kurstaymışsınız gibi bütün derslerin anlatımını A'dan Z'ye eksiksizce sizlere anlatacağız. Hatta fazlası bile olabilir. Çünkü elimizden geldiğince çok fazla soru çözmeye çalışacağız. Eksiksizce sizin bütün soruları yapabilecekmişsiniz gibi anlatmak için elimizden geleni burada iki öğretmen birlikte anlatmaya çalışacağız. Hemen dik doğrumuzu kısaca bir tanımlayalım. Dik doğru dediğimiz şey adı üstünde iki tane doğru. Eğer şekilde gördüğümüz gibi birbiriyle şu şekilde kesişiyorsa ben bunlara dik doğru diyeceğim. Ve dik doğruyu ifade ederken de aradaki açının 90 derece olmasına dikkat edeceğim. Bu doğrularımız D1 ve D2 olsun. D1 diktir, D2 şeklinde ifade edeceğim bundan sonraki süreçte. Ve paralelliği de şekilde olduğu gibi D1 paralel D2 şeklinde bundan sonraki süreçte ifade edeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, bunu inceledikten sonra şimdi açı konusu üzerinde duralım. Açı diyoruz şimdi sevgili arkadaşlar. Açı dediğimiz ifade, başlangıcı belli olan iki ışın arasında kalan bölgeye biz açı diyoruz. Şekildeki A, O ışını ile O, B ışını arasında kalan şu bölgeye biz açı diyoruz. Ve açıyı M, A, O, B ile ifade ediyoruz ve buna alfa diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey, açı hangisi ise onu üçgen ile ifade ediyoruz. Dolayısıyla buradaki açımız O'da bulunan açıdır. Açıları ifade ederken dikkat etmemiz gereken önemli bir husus da şu. Işınlar arasında kalan bölgeye biz iç açı, dışında kalan bölgeye de bundan sonra dış açı diyeceğiz.